Selam gençler. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi 400 ila 750 TL arasında iyi, kaliteli 10 tane keman markasını konuşacağız. Ben buraya birkaç tane not aldım. Bunları da sizlere aktaracağım. Ucuzdan pahalıya doğru kemanları sıralamak istiyorum. İlk markamız Mavis MV1410 kodlu kemanı. Keman şu an piyasada 370 ila 430 lira arasında satılıyor. Mağazadan mağazaya değişecektir, satıcıdan satıcıya değişecektir. Fakat şu an 370 ila 430 lira arasında bu kemanı bulabilirsiniz. Kemanın teknik özelliklerine gelecek olursak, kemanın ön kapağı ladin, arka kapağı ve yan tarafları akça ağacından yapılma. Klavyesi, burguları, çeneli akça ağacından yapılma. Karartılmış akça ağacından yapılma. Aynı zamanda kuyruğu da metal. Ön tarafı kapalı. Sevmediğimiz kuyruk tipi. Ön tarafı kapalı bir metal kuyruk var. Fixleri bir yerden sonra yağlanmadığı sürece sizi zorlayacaktır. Ama fiyatı birazcık daha uygun. İkinci kemanımıza geçecek olursak. İkinci kemanımız Rosa'nın RV044M kodlu kemanı. Bu kemanın şu an piyasa değeri 400 ila 450 lira arasında. Teknik özellikleri olarak Mavis'e çok yakın ağaçlar kullanılmış. Ön kapak yine ladin. Arka kapak ve yan taraflar akça ağacından yapılma. Çenelik, kuyruk, burgular yine karartılmış akça ağacından yapılma. Kuyruğu yine metalden yapılma ve ön tarafı kapalı. Teknik özellikler bakımından tamamen aynı. Fiyatlar da hemen hemen birbirlerine yakın. Siz bu iki fiyata bakarak markayı, modeli kendiniz seçebilirsiniz. Üçüncü kemanımıza gelecek olursak. Üçüncü kemanımız Vanetta VL1A. Vanetta VL1A ve 1B olarak da satılıyor. 1B ile aralarında çok bir fark yok. İkisini de alabilirsiniz. 1A şu an piyasada 450 ila 500 TL arasında satılıyor. Daha ucuza da bulabilirsiniz belki. Ama 500 liradan fazlaya da bulabilirsiniz. Fiyat aralığı biraz geniş. Satıcıdan satıcıya değişecektir. Teknik özelliklerine gelecek olursak yine ön kapak ladin, arka kapak ve yan taraflar akça ağacından yapılma. Klavye, çenelik ve burgular yine akça ağacından yapılma. Burgu da metal. Yine aynı ağaçlar kullanılmış ve yine teknik özellikleri diğer iki markayla neredeyse aynı. Değişen hiçbir şey yok ama Vanetta markasının ucuz kemanla üretseler, pahalı kemanla üretseler birazcık kemanlarına değer veriyorlar ve iyi işçilik çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden birazcık daha pahalı. Dördüncü kemanımız Dominguez DV44DC. Dominguez markasını pek fazla önermiyorum. Çünkü çok iyi işçilik üretmiyorlar. Çok iyi işçilik yapmıyorlar. Çok daha ucuza da keman üretiyorlar ve ürettikleri kemanlar da pek hoş olmuyor. Güzel olmuyor. Fakat Dominguez DV44DC'yi önerebilirim. Fiyat aralığı zaten şu an 550 ile 600 lira arasında bulabilirsiniz. 600 liradan fazla da bulabilirsiniz. Teknik özelliklere gelecek olursak Dominguez'in. Yine ön kapak ladin. Yanlar ve arka kapak kelebek ağacından yapılma. Yani diğer kemanlarımızdan farklı olarak yan ve arka kapak kelebek ağacından yapılmış. Şimdi bunda farklı bir şey var. Çenelik akça ağacı, klavye gül ağacı, burgular akça ağacı. Yani klavyeyi gül ağacından yapmışlar. Bir farklılık oluşturmuşlar. Bu iyi bir şey aslında. Kötü bir şey değil. Hoşuma gitti. Kuyruğa gelecek olursak kuyruğu metal. Ön tarafı kapalı. Yine diğer kemanlarımızda olduğu gibi. Ön tarafı kapalı olduğu için burgular yine biraz sıkıntılı olabilir. Fakat dediğim gibi klavyesi gül ağacından olması iyi bir şey. Aynı zamanda bu kemanda bir özellik olarak da yanında hard case geliyor. Yani dikdörtgen bir kutu geliyor. Kutusu diğer kemanların kutularına göre çok daha iyi. Bu da Dominguez için artı bir özellik diyebiliriz. Bir diğer kemanımız benim de çok sevdiğim Vivaldi markasının VL904 modeli. Geçenlerde de bir takipçimiz Vivaldi markasını sormuştu ve gerçekten iyi bir üretici ve iyi bir marka. Kemanlarını da çok beğeniyorum. VL904 de beğendiğim kemanlarından biri ve neredeyse kendi el yapımımda aradığım kemandaki özelliklerin tamamını bu modelinde karşılıyor. Kemanın piyasa fiyatı şu an 600 ile 650 lira arasında. Yine önceki kemanların fiyatlarına çok yakın. Orta seviye olarak. Güzel bir keman. Gerçekten fiyatını hak ediyor. Piyasada bu fiyat değişkenliği olabilir. 600'den daha aşağı ve 650'den daha fazlayı görebilirsiniz farklı mağazalarda. Kemanın teknik özelliklerine gelecek olursak ön kapak yine ladin. Yanlar ve arka kapak kelebek ağacından yapılma. Aynı zamanda çenelik, klavye ve burgular abonoz ağacından yapılma. Ve aynı zamanda kuyruk da abonoz ağacından yapılma olup
Ön tarafı açık bir kuyruk. Yani sevdiğimiz tarzda bir kuyruk. Gayet güzel bir özellik. Fixlerin açık olması ve kuyruğun abonoz ağacından yapılmış olması. Metalden değil de abonoz ağacından yapılmış olması. Ve fiyatının da 600 ile 650 TL arasında olması. Bu kemanı gerçekten alınabilir kılıyor. Vereceğiniz paraya değecek bir keman olacaktır. Ben gerçekten ilk kullandığımda çok beğenmiştim kemanı. Ve teknik özellikleri olarak da çok güzel bir keman. Bunu ayrıca tavsiye edebilirim sizlere. İnternetten de bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bir diğer kemanımız Stanislava. Stanislava'nın STVM 44 modeli. Stanislava da yine Vivaldi gibi iyi kemanlar üretiyor. Kemanlarına önem veriyor, önemsiyor ve özen gösteriyor yaparken. STVM 44 modeli de yine 600 ile 650 lira arasında satılıyor. Bulabilirsiniz o civarlarda. Daha ucuza da bulabilirsiniz. Daha pahalıya da bulabilirsiniz. Dediğim gibi dükkandan dükkana, müzik satış mağazasından mağazaya değişebilir. Fakat piyasa normlarına göre 600 ile 650 lira arasında bulabilirsiniz. Kemanın teknik özelliklerine gelecek olursak Vivaldi'ye çok yakın. Yine ön kapak Ladin, arka kapak ve yanlarda kelebek ağacından yapılma. Çenelik, klavye ve burgular maalesef ki gül ağacından, abonoz ağacından değil. Vivaldi'nin böyle bir şeyi yoktu, handikapı yoktu. Fakat bunda bir handikap diyemeyiz gerçi ama Vivaldi abonozdu. Bu kemanımızda yani Stanislava STVM 44'te gül ağacından yapılmış klavye, çenelik ve burgular. Fakat bu değerinden bir şey kaybettirmez. Aynı zamanda kuyruğu da metal, ön tarafı da kapalı. Fixleri biraz sıkıntılı olabilir. Buna dikkat edin. İkisinin de fiyatı birbirine çok yakın. Bana sorarsanız ben açıkçası Vivaldi'yi tercih ederdim. Fakat bu size bağlı. Kemanı alacak olan sizsiniz. Diğer bir kemanımız Rössler VLA 8. Yine sevdiğim kemanlardan bir tanesi. Çok sık kullandığım kemanlardan bir tanesi. Karlovin'in de VLA 8 modeli var. Fakat Rössler'den çok çok daha pahalı. Rössler VLA 8 modelli kemanı da gayet güzel. Çaldığınız zaman size iyi bir hissiyat veriyor. Şu an piyasa normları 630-640 ile 680 civarı. Yani bu fiyat bandında oynuyor. 630'a 620'ye bulur musunuz bilmiyorum ama 640'a 50'ye 700'e kadar bulabilirsiniz. 680 lira biraz tavan fiyatı olacaktır. Teknik özelliklerine gelecek olursak üst kapak yine Ladin, arka kapak ve yan taraflar akça ağacından yapılma. Çenelik, klavye ve burgular abonoz ağacından yapılma. Bu güzel bir özellik. Aynı zamanda fix de abonoz ağacından yapılma ve ön tarafı kapalı. Az önce Vivaldi 904'te de dediğim gibi tüm özellikler bunda da var. Yani birbirlerine çok yakınlar. Ağaçlar olarak, kullanılan malzemeler, materyaller olarak birbirlerine çok yakınlar. Tercihinizi siz seçersiniz. Abonoz ağacından klavye yapılması, çenelik ve burgu yapılması çok iyi bir şey. Ve aynı zamanda kuyruğunun da önü açık olması ve abonoz ağacından yapılması, metal olmaması bize güzel bir özellik sunuyor. Diğer bir kemanımız Sevilla SV44210. Sevilla markası da iyi kemanlar yapıyor açıkçası. Bu kemanımızın fiyatı da piyasa normlarında 650 ile 700 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Yani Rössler'le aynı fiyatlar hemen hemen birbirine yakın. Zaten 600 lira bandındaki kemanlar birbirleriyle kapışıyorlar. Yani hepsi birbirlerine çok yakın. Materyal kullanımı olarak çok yakın, fiyat olarak çok yakın. Sevilla'da bu kemanlardan bir tanesi. SV44210'un teknik özelliklerine gelecek olursak ön kapak Ladin, arka kapak ve yanlar kelebek ağacı, güzel. Klavye, çenelik ve burgular da gül ağacından yapılma. Abonoz değil, gül ağacından yapılmış. Kuyruğu açık, abonoz ağacından yapılma ve fixi açık. Bu güzel bir şey kuyrukta. Bu keman özelliklerinden biri bu diyebiliriz. Diğer bir kemanımıza gelecek olursak, diğer bir kemanımız Stentor 1018A. Stentor 1018 seri zaten A, B, C, E, D, F diye gidiyor. Bunda ölçü olarak, ölçü bazında harflendirme yapıyor. İşte A 4/4, B 3/4 böyle gidiyor yani. Bu kemanımızın fiyatı da piyasada şu an 670 ila 730-720 civarında gidiyor. Mağazadan mağazaya tabii ki değişebilir. Ama dediğim gibi 670 ila 720 TL arası, 730 TL arasında bu kemanı bulabilirsiniz. Kemanın teknik özelliklerine gelecek olursak ön kapağı Ladin, yan ve arka kapak akça ağacından yapılma. Klavye akça ağaç, çenelik akça ağaç, burgular abonoz. Yani iyi bir keman fakat neden klavyeydi abonoz ya da neden çeneliydi abonoz yapmıyorsun da sadece burguları abonoz yapıyorsun? Sadece bu biraz soru işareti. Bunun dışında kuyruğu da metal, abonoz ağacından yapılma değil, fixlerinin önü de açık değil. Fiyatı iyi ama dediğim gibi o fiyatlara çıktığımızda birazcık daha iyi, en azından klavye abonoz, çenelik abonoz, kuyruk abonoz ve
önü açık olabilirdi. Metal olup önü kapalı olması birazcık sıkıntılı bir durum. Stentor markasının kemanı da böyle. Gelelim son kemanımıza. Bu keman beni açıkçası çok şaşırttı. İlk markasını duyduğumda, elime aldığımda falan dedim bu ne ya böyle. Yani hiç duymamıştım çünkü o markayı. Fakat çaldıktan sonra gerçekten şaşırttı. Tam bir fiyat performans kemanı diyebilirim. Son marka kemanımızın adı Almira AV01. Bu kemanımızın fiyatı şu an 700 ile 750 TL arasında, tam sınırda. 750 lirayı biraz aşabilir. Kemanın teknik özelliklerine gelecek olursak, ön kapak ledin, arka kapak ve yanlar akça ağacından yapılma. Çenelik, klavye ve burgular abonuz ağacından yapılma. Aynı zamanda kuyruk da abonuz ağacından yapılma ve ön tarafı açık. Yani istediğimiz tüm özellikler var. Bunun dışında yanına da hard case veriyorlar. Yani dikdörtgen kutuyu veriyorlar. Bu da artı bir özellik diyebilirim. İstediğimiz tüm ağaçlar ve neredeyse tüm özellikler var. Ve bunun yanında artı olarak da hard case veriyorlar. Bu da güzel bir özellik. Evet, bizim 400 ila 750 TL arasında seçtiğimiz iyi kaliteli 10 keman böyleydi. Siz tabii ki bu fiyat aralığında daha iyi kemanlar bulabilirsiniz. Çünkü keman piyasası geniş. Keman markaları çok fazla. Her gün yeni farklı kemanlar çıkıyor. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yurt dışından getirtebilirsiniz. Yani çok farklı kemanlar var. Sizler de bulabilirsiniz. Ama bizim seçtiğimiz 10 keman böyleydi. Belirli bir ağaç kalitesinin aşağısına inmemeye çalıştık. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Sizin seçtiğiniz, beğendiğiniz ya da bulduğunuz kemanlar hangileri, yorumda belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.